Merhaba sayın seyirciler, Türkiye'nin ve Gençlerin kanalı Üniversite TV'ye hepiniz hoş geldiniz. İlk ve orta öğretimimi Konya'da tamamladım. Liseyi Bilecik Fen Lisesi'nde okuduktan sonra daha sonra yüksek öğretim için Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okudum. Şimdi de bir kamu kuruluşunda eczacı olarak çalışıyorum. Bizim hem kanunen hem de aslında bir sağlık entelektüel olarak hep şunu söylüyoruz. İlk önce hekimimize danışalım. Dünyada 100'ün üzerinde farklı çalışma alanları var eczacılarımız. Açılan serbest eczanelere 3500 kotası gelmesiyle ortaya çıkmış aslında bir ihtiyaçtan hasıl olmuş bir mesele. Yani eczacılık eğitimi de aslında biyoloji ve kimya ağırlıklı, fizik ve matematiğin bir basamak geride olduğu bir eğitim. Hekim hastada teşhisi koyar, hastanın durumunu tespit eder ve hastaya der ki şöyle şöyle bir hastanın bir sıkıntısı var der. Klinik eczacı da ilacı en iyi bilen kişi olduğu için uzmanlık sürecini bitirmiş bir eczacı için söylüyorum. Hastanın bu tanısına tedavi uygulama noktasında reçeteyi yazan kişidir klinik eczacılık. Birçok tercih edecek arkadaşlarımız ya da okuyan arkadaşlarımız birçok karamsarlığa düşüyor. Ama ben şunu düşünüyorum. Her süreç doğal akışı içerisinde kendi yolunu bulacaktır. Türkiye'de biliyorsunuz eczanelerimiz, zincir eczanelerimiz yok. Çok şükür yok ve her zaman da karşıyız. Tıbbın alternatifi ya da dezavantajlısı ya da şöylesi böylesi olmaz diye düşünülüyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani her bitki sağlıklı ya da her bitki yararlı değildir. Eczacılıkla alakalı birçok girişimi denedim. Bilen ya da bilmeyen, uzmanı ya da uzman olmayan herkes bana bir girişimin nasıl başarısız olacağını anlatıyor bu ülkede. Bir şeyleri yaparken elbette akıl alsınlar, öğüt alsınlar ama hayallerinden kesinlikle vazgeçmesinler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Merhaba sayın seyirciler, Türkiye'nin ve Gençlerin kanalı Üniversite TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bir Mesleki Gündem programı ile birlikte yine sizlerle birlikteyiz. Sayın Şahin Altıntaş bizlerle birlikte, kendisi eczacı. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz, sağ olun, çok teşekkürler. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de bu nazik davetiniz için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi öncelikle birazcık kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Sonra da eczacılıktan bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii ki. Ben Konyalıyım. İlk ve orta öğretimimi Konya'da tamamladım. Liseyi Bilecik Fen Lisesi'nde okuduktan sonra daha sonra yüksek öğretim için Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okudum. 2021 Haziran itibariyle de mezun oldum. Şimdi de bir kamu kuruluşunda eczacı olarak çalışıyorum. Çok güzel. Ankara'da eczacılık okumak güzel olsa gerek üniversitede, değil mi? Kesinlikle çok güzeldi. Türkiye'nin ilk eczacılık fakültesi olan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde hem imkanlarıyla hem de diğer yönleriyle, şehrin imkanlarıyla çok güzel oldu. Ankara yaşanası güzel bir yer. Üniversite şehri olarak da yine çok başarılı. Gerçekten kesinlikle gençlerin güzel yetiştiği bir yer. Selamlar kesinlikle olsun buradan Ankara'ya. Evet, eczacılık nedir ve eczacı kimdir? Tabii Şahin ki Bey. Şöyle bahsedeyim. Tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığımızın eczacılık mesleğine bir meslek tanımı getiriyor. Bir meslek tanımı var. Ama bir bütün olarak ele almak gerekirse eczacı, ilacın araştırma geliştirme basamağından başlayarak, ilacın molekül aşamasından başlayarak bir farmasötik preparat haline gelip eczanelerimizde hastalarımıza sunulmasına gelen sürece kadar tüm yönleriyle uzman olan bir meslek grubudur. Tüm yönlerini kapsayan bir meslek grubudur. Tamamen kimya bilgimizin güçlü olması gerekir, değil mi? Kesinlikle. Sadece kimya değil, bunun yanında biyoloji, bitki biyolojisi, bitki kimyası gibi tıbbi biyoloji gibi birden fazla uzmanlık alanı gerektiren, bunların bütününde de bir meslek olarak hem bir temel bilimler hem de bir meslek bilimleri olarak ortaya çıkan aslında bilimsel bir alan. Peki özel bir sorum olacak. Genelde halk arasında vatandaşlar eczacıya giderek sorunlarını anlatırlar, sağlık sorununu kesinlikle ve öneri beklerler. Şimdi bu doğru bir davranış değil. Evet. Kesinlikle. Ancak evde kendi kendimize karar kılıp yine de bir takım ilaçları içmektense kesinlikle bir kademede olsa yine doğru bir yol. Ancak doktor kontrolü olmadan yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Ancak bir vatandaşlık görevi gibi de değil mi aynı zamanda? Kesinlikle. Çünkü her zaman doktordan kesinlikle daha yakınsınız vatandaşlara. Kesinlikle. Yani eczanelerimiz aslında birinci basamak sağlık kuruluşu. Mahallelerimizin her şeyi aslında eczanelerimiz. Yani kız vereceğimiz zaman eczanelerimize danışıyoruz. Değil araba mi alacağımız zaman eczanelerimize danışıyoruz. Birçok anlamda ilk basamakta eczanelerimize uğruyoruz. Ama burada da şunu da ayırt etmek lazım aslında. Bizim hem kanunen hem de aslında bir sağlık entelektüel olarak hep şunu söylüyoruz. İlk önce hekimimize danışalım. Tabii.
Tabii ki. Hekimimizin yazdığı ilaç noktasında bilgi almak için o konuda kendimizi yönlendirmek istiyorsak da tabii ki eczanelerimizi her zaman ziyaret edelim. Peki eczacı biri olarak evdeki durumları nasıl etkiler bu durum? Yani şöyle aslında ben aileme baktığım zaman aslında şöyle hepimizin toplumsal rolleri var. Eşiz, anneyiz, babayız, çocuğuz, amcayız, dayıyız. Aslında biz Türkiye'de biraz bunu aşamıyoruz maalesef. Çünkü şöyle oluyor, örneğin bir ilaç kullanması gerekiyor annenizin. Hani size danışmak yerine tutuyor işte komşuya soruyor, ama anne ben eczacı, işte sen önce oğlumsun diye bakıyor mesela gibi. Bunlar tabii ki zamanla aslında Türkiye'de aşılacak. Bizim aslında şunu da ifade etmek gerekiyor. Mesleğimizi birden fazla alanıyla biz halka anlattığımız zaman, halk sağlığı hizmeti yaptığımızı anlattıkça, bilgimizi onlara anlattıkça onlardan bize geri dönükler çok güzel oluyor. Biz şöyle bakıyoruz, her zaman şunu söylüyoruz. Bir sağlık entelektüeli olmayan kişi bizim için her zaman en temelden ele alınması gereken, en basic seviyeden ele alınması gereken bireyler olarak görüyoruz. Onların ne bilmesi gerektiğini de biz onlara anlatıyoruz. Yani onlar doğru soruları sormayabilir ya da ne istediğini bilmiyor da olabilir. Biz onlara ne istemeleri, ne talep etmeleri gerektiğini de aslında anlatmaya çalışıyoruz. Ailemizde de tabii ki yani ufak tefek bazen böyle işte ilaç önermeler, şunlar, sormalar şeklinde oluyor. Ama elimizden geldiğince de bunları aşmaya çalışıyoruz. Sağlık entelektüelisi. Evet, kesinlikle. Sağlık entelektüelisi. Kesinlikle. Güzel bir deyim oldu. Kesinlikle. Peki eczacı hangi kurumlarda çalışır? Aslında bizim tamamen yapmaya çalıştığımız şey bir ön yargıyı yıkmaktan ibaret. Türkiye'de Cumhuriyet tarihimizden itibaren eczacılığın bilimsel olarak yapıldığında, dünyada artık bilimsel olarak yapılmasından itibaren, yani bir bilim dalı, kümülatif bir bilgi birikimi olarak yapılmasından itibaren ülkemizde halk sadece serbest eczaneleri tanıyor, serbest eczaneleri biliyor. Ama bizim istediğimiz şey bu değil. Yani bir kamu eczacısı olmak, hastanedeki hastane eczacısı olmak, bir klinik eczacılık, bir spor eczacılığı, hukuk eczacılığı, sağlık okuryazarlığında halk eczacılığı, onkoloji eczacılığı, yani onkoloji ilaçlarını, kanser ilaçlarıyla alakalı olarak uzmanlaşmış eczacılarımız ya da bir endüstri eczacılığı ya da bir akademisyenlik gibi aslında dünyada yüzün üzerinde farklı çalışma alanları var eczacılarımız. Ama ülkemizde semt eczanelerimiz, serbest eczanelerimizi halkımız tanıdığı için zannediliyor ki sadece serbest eczanelerde istihdam edilen ya da bu alanda çalışma iş kolu olan meslek bu alanda icra ediliyor zannediliyor. Ama özellikle Amerika gibi, Kanada gibi, Almanya gibi eczacıların hem kimya yönüyle, hem bir hasta bakım, farmasötik bakım yönüyle, hem de ilaç araştırma geliştirme yönleriyle ilerlemesi, tabiri caizse çığır açmasıyla bizim meslek grubumuzda da yüzden farklı yeni iş alanları, yeni icra alanları açılmaya başlandı. Bunu şunun için söylüyorum, eczacılık mesleği aynı zamanda bir temel bilimi barındıran, aynı zamanda bir meslek bilimini barındıran, ikisini bir arada bulundurmuş ve kolektif diğer sağlık profesyonelleriyle, sağlık entelektüelleriyle kolektif çalışma yapmaya elverişli bir aslında eğitim alıyoruz. Yani immünolojiden tutun, halk sağlık okuryazarlığından, halk sağlığından tutun, işte onkoloji ilaçlarına kadar, pediatri ilaçlarına kadar yüzlerce farklı alanda aslında. Tabii ki lisans eğitimlerimizde bu yeterli olmayabilir. Uzmanlaşmak, yüksek lisans doktora yapmak gerekir ama eczacılığın çalışma alanlarına bu şekilde söyleyebilirim. Ne kadar çok çeşidi varmış. Kesinlikle. Bilmediğimiz birçok çeşidi kesinlikle var. Gerçekten halk arasında bilinen sadece serbest eczacılar. Herkesin bir dükkanı vardır. Aynen. Eczacı dükkanı bu şekilde işler. Ancak öyle değilmiş sayın seyirciler. Peki yardımcı eczacılıktan bahseder miyiz biraz? Tabii ki. Yardımcı eczacılık özellikle Türkiye'de eczacılık fakültelerinin sayısının artmasıyla açılan serbest eczanelere 3500 kotası gelmesiyle ortaya çıkmış, aslında bir ihtiyaçtan hasıl olmuş bir mesele. O da şöyle, 2013 yılı sonrası eczacılık fakültelerine girmiş öğrenci arkadaşlar ve mezun olanlar bir yıl boyunca cirosu o yıl ile alakalı olarak belirlenmiş belli bir limitin üstünde olan eczanelerde bir yıl boyunca istihdam edilmeleriyle alakalı olarak çıkmış bir yasadır. 6197 nolu kanundur. Ciroyu geçmiş oluyor, belli bir ciroyu bu eczane. Onlar zorunlu çalıştırıyorlar. Peki, peki bu yardımcı eczacı hangi yılda olması gerekiyor meslek yılında? Okulda? Mezun olduktan sonra yardımcı eczacı. Mezun olduktan sonra olabilir. Peki. Yani hali hazırda belli ciroyu geçmiş eczanelerde iki eczacı bulunmak zorunda. Evet. Şöyle de söyleyeyim. Yardımcı eczacılık yapmak zorunlu değil. O ciroyu yakalamamış eczaneler de yardımcı eczacı çalıştırabilir.
Öte yandan serbest eczane açmak isteyen arkadaşlarımız için bir kriterdir bu. Yani 3500 kriteri, her 3500 nüfusa bir eczane kriteri ve yardımcı eczacılığını yani 365 gün bir başka eczanede çalışmış olma şartını yerine getirme kriteri. Serbest eczanesini açmak isteyen arkadaşlar için. 365 gün sanıyorum staj süreleri aslında. Evet. Mezuniyetten sonra yapılır. Evet, mezuniyeti gerekir. Takip eden her sürede. Her yıl mı? Belki yaz aylarında da yapılır ya stajlar, her yıl mı staj yapılır yoksa tamamen mezun olduktan sonra 365 gün stajım vardır? Şöyle, bizim eczacılık fakültelerimizde aslında 4 dönem stajımız var. 2. sınıfın yaz dönemi, 3. sınıfın yaz dönemi, 4. sınıfın yaz dönemi. Bazı fakültelerimizde 4 ve 5'in 1 ve 2. dönemi, bazı fakültelerimizde ise 5. sınıfın sadece 2. dönemi dediğimiz o 4 ay uzun bitirme süreçlisi. O zaman eczacı olduğumuzda fazlaca tüm yazda çalışıyor evet, oluyoruz. Evet, tabii. Yıl içerisinde okuyor oluyoruz, okula gidiyoruz evet. Ve yazları da staj yapıyoruz. Yani, ve 5 yıl mı? Evet, eczacılık fakülteleri, Türkçe eczacılık ülkemizde 5 yıl, İngilizce eczacılık hazırlık eğitimiyle birlikte 6 yıl. Ortalama bir eczacılık fakültesinden mezun olmuş arkadaşım 130 ila 180 gün arasında staj yapmış oluyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi büyüdüğünüzde ileride doktorluk gibi, eczacılık gibi gerçekten iyi meslekleri seçebilirsiniz. Puanlarınız yetebilir. Ve bunun için hazırlık yapmanız gerekecektir öncesinden değil mi? Bu çok önemli doğru. Üniversiteli gençler için. Çünkü yıllar kaybetmeniz arada, kesinlikle. Beklemeniz, dersi çalışmamanız ileriye etkileyecektir. Şimdi kesinlikle. Eczacılık okuyacağız ileride. 5 yıl sürecek. Ve 5 yıl uzun bir süreç. Diğerleri gibi 4 yıl değil. 1 yılımız daha fazladan olması için derslerimize iyice çalışmamız gerekecek değil mi? Kesinlikle. Daha öncesinde. Kesinlikle. Aslında eczacılık eğitiminden biraz bahsetmek isteyecektim ama ancak yavaş yavaş girdik konuya. Evet, yani eczacılık eğitimi de aslında biyoloji ve kimya ağırlıklı, fizik ve matematiğin bir basamak geride olduğu bir eğitim. Genellikle uygulama eğitimleri olarak yoğunlaşmış. Yani ben öğrencilik dönemimde 1. sınıftan 5. sınıfa kadar 17 tane laboratuvar dersi aldım. Ya bu dersler genellikle sabah başlayıp öğlene kadar 4 saatlik, öğlen başlayıp öğleden sonra akşam süresine kadar başlayan 4 saatlik yine laboratuvar eğitimleri olan bir eğitimdi. Derslerin isminden biraz bahsedeyim. Hani en azından arkadaşların yani kulak aşinalı olsun. Farmasötik teknoloji, yani ilacın farmasötik preparat haline getirildiği, ampul mü olacak, şurup mu olacak, merhem mi olacak, aşı mı olacak, yani enjeksiyonluk çözelti mi olacak diye bizim aslında halk arasında bildiğimiz formuna getirildiği bilim. Farmasötik kimya, ilacın etken maddesini, yani biz bir ilaç içtiğimiz zaman, A ilacı içtiğimiz zaman onun içerisindeki bize o şifayı veren etken maddenin araştırıldığı, geliştirildiği ve artık günümüzün teknolojisiyle dizayn edildiği bir ana bilim dalı. Onun haricinde farmakoloji ana bilim dalı var. Bu farmakoloji ana bilim dalı da ilacın vücuda ne yaptığı, vücudun ilaca ne yaptığı ile alakalı o serüveni bize anlatan. Tıbbi biyokimya var. Metabolizmanın mekanizması ile alakalı olarak anlıyoruz. Tabii ki de bitki ilaç dediğimiz zaman tüm ilaçların aslında ataları doğadaki bitkilerdir. Oradan keşfedilmiştir. Farmakognozi ana bilim dalı, farmasötik botanik ana bilim dalı dediğimiz bitkilerin farmasötik botanikle girişte tanıdığımız farmakognozi ile artık o ekstrelerin çıkartıldığı, uçucu yağların, sabit yağların elde edildiği dersler olarak böyle genel itibariyle bir çerçeve çizebiliriz. Şimdi okulda eğitim alıyoruz, bilgilendiriliyoruz. Kimyamız iyi, evet. Evet. Ancak yeni ilaçlar için deneme şanslarımız olacak mı laboratuvarlarda? Şöyle. Yeni ilaçlar üretebilmemiz için farklı tepkimeleri, etkimeleri olan ilaçlar. Şimdi öğrencilik yıllarında şöyle oldu. Özellikle tabii ki bu ilaç araştırma geliştirme noktalarında daha bilim insanlığı yönüyle, yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla ya da doçentlik ya da profesörlük noktasındaki akademik düzeydeki çalışmalarla oluyor. Ama öğrenciyken evet, farmasötik kimya laboratuvarlarından 1, 2, 3, 4 dediğimiz, 4 dönem aldığımız farmasötik kimya laboratuvarlarında bizim bildiğimiz alkaloid deneyleri, benzen deneyleri, yani daha önceden aslında keşfedilmiş deneylerin orada bir tatbiki şeklinde laboratuvarlarda bir deneyler yapılıyor. İşte renk elde etmesi, çıkan gazın oksijen değeri, karbondioksit değeri gibi elde etmeler noktasında çalışmalar yapılıyor. Ama dediğim gibi ilaç araştırma geliştirme süreçleri aslında biraz da parayla alakalı olan, ciddi küresel anlamda yani ülkelerin bir yarış içerisinde olduğu, ki biz bunu COVID-19 aşısında da gördük. Ciddi çalışmaların, ARGE yatırımlarının gerektirdiği, bağımsız enstitülerle akademik bilgi birikimlerinin ortaklaşa kolektif çalışmaların yapılması gereken alanlar. Tabii ki bunu yapabilen ülkelerde sağlık alanında müthiş ileri çalışmalar yapabiliyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Sadece kendi ülkelerinin halk sağlığını iyileştirmek noktasında değil,
sağlığın da ticaretini ve ithalatını yapabilmek noktasında, ihracatını yapabilmek noktasında büyük avantajlar elde ediyorlar. Biraz daha ilerisini düşünmek gibi aslında. Evet, eğitimimizi alıyoruz, eczacı oluyoruz ve hatta uzman oluyoruz değil mi? Evet. Uzmanlık nasıl olur? Eczacı uzmanlığı. Şöyle, eczacılıkta uzmanlık aslında iki yönüyle. Bir, akademik yönüyle yüksek lisans yaparsak uzman eczacı unvanını alıyoruz. Bir de klinik eczacılık dediğimiz Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da da böyle yaygın olarak devam eden bir uzmanlık alanı. Klinik eczacılık şöyle aslında. Hekim hastada teşhisi koyar, hastanın durumunu tespit eder, hikaye öyküsünü bilir ve hastaya der ki şöyle şöyle bir hastanın bir sıkıntısı var der. Klinik eczacı da ilacı en iyi bilen kişi olduğu için, uzmanlık sürecini bitirmiş bir eczacımız için söylüyorum. İlacı en iyi bilen kişi olduğu için hastanın bu tanısına tedavi uygulama noktasında reçeteyi yazan kişidir klinik eczacılık. Şöyle, eczacılık fakültesini bitirdikten sonra tıpta uzmanlık sınavı gibi, dişte uzmanlık sınavı gibi eczacılıkta uzmanlık sınavı var. Yine ÖSYM'nin gerçekleştirdiği, yine eczacılık fakültelerinden hocaların hazırlamış oldukları bir sınav sistemi var. Buraya giriyorsunuz, daha sonra 3 yıl boyunca uzmanlık eğitimi alıyorsunuz. Klinik eczacılık eğitimi. Bu da eczacılık fakültesi, bulunduğunuz üniversiteyle alakalı olarak, yerleştiğiniz üniversiteyle alakalı olarak eczacılık fakültesi, tıp fakültesi ve üniversite hastanesi şeklinde organize bir şekilde bu eğitimi alıyorsunuz. Çok güzel. Peki biraz geleceğinden bahsedebilir miyiz eczacılığın? Neler tabii bekler ki, bizi? Tabii ki. Aslında birçok arkadaşımızın böyle hani maddi kaygılarla aslında düşündük ki haklılar. Yani hepimiz aslında o yollardan geçtik. Şöyle, eczacılık mesleğinin geleceğinde çok büyük sıkıntılar var. Bugün de çok büyük sıkıntılar var. Ama ilaç bulamıyoruz stoklarda bazen. Arkadaşlarımdan duyuyorum. Kesinlikle. Ne yapıyoruz böyle bir durumda peki? Kesinlikle. Burada aslında biraz şununla alakalı bir durum. Hani mesleğimizin değil ama meslek iç ve dış paydaşlarımızın mesleğimizi ilgilendiren noktalarıyla alakalı belli kanallarda sorunlar yaşıyoruz. Bunu da aslında Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TİÇK, Bölge Eczacı Odaları, Türk Eczacılar Birliği, mevcut eczacı depoları, mevcut ilaç firmalarıyla alakalı olarak aslında bunlar doğru sağlıklı iletişim kanallarının yürütüldüğünde halk sağlığının kesintiye uğramayacağı, sekteye uğramayacağı bir süreç başlayacaktır. Süreç bu şekilde, olağan şekilde devam edecektir. Ama maalesef ülkemizde tabii ki şunu söylemek lazım. Biz ilaç üretim noktasında yani dünyanın belli başlı ülkeleriyle rekabet edemediğimiz için, ilaçları ithal ettiğimiz için, yani parasını ödeyip ilaçları aldığımız için, haliyle ilaçların ödemeleri geciktiği için firmalarda, yani çok doğaldır ki ticari olarak düşünüleceklerdir. O noktada da ilaçların ödemeleri noktasında sıkıntı yaşıyoruz. İlaçlarımız depolarımıza gelmiyor. Depolarımızdan eczanelerimize gelmiyor. Eczanelerimizden de halka ulaşmıyor gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Peki bu sorunu nasıl çözeriz? Bu sorunu nasıl çözeriz? Aslında şöyle, her şeyin başı disiplin. Her şeyin başı ilkeler. Biraz daha ilaç yatırımı gibi düşünebilir miyim acaba? Tabii ben eczacı olsam? Kesinlikle. Eğer ben stoklarda ulaşamayacaksam bir ilaca, gidip önceden biraz daha ona göre paramı ayarlayıp fazladan kesinlikle alıp kendi depoma koyup stoklamayı tercih edebilirim. Kesinlikle. Ancak bunun için çok iyi bir kimyasal bilgiye ve ihtiyaç olunacak ilacı, o bilgiye sahip olmam gerekecek. Sonrasında kesinlikle bu eylemi gerçekleştirebilirim. Kesinlikle. Yani ancak bu bireysel bir çözüm. Çok doğru söylüyorsunuz. Tam onu ben söyleyecektim. Bu çok bireysel bir çözüm. Akılcı bir çözüm. İşe yarar mı? Yarar. Ama şunu unutmayalım. Bizim için en önemli şey doğru olan şeyin ne kadar sürdüğüdür. Yani evet, biz doğru bir adım atıyoruz ama bu bizim için ne kadar süre devam edecek? Bu çok önemlidir. Yani geleceğe dönüt olarak baktığımız zaman. Aslında şöyle, ilaç araştırma geliştirmeleri noktasında, ilaç yatırımları noktasında şu, aslında bizim meselemiz şu. Birincisi, yerli sermayenin ilaç üretiyor, ilaca yatırım yapıyor olması lazım. İlaç para kazanılan değil, üretilerek paraya kazanılan, yatırım yapılan bir şey olması gerekiyor. Şimdi halk tarafından baktığımızda da birçok ilacın maliyeti var değil mi? Evet, eş benzeri ilacın çıkacak. Bunlara da çok güvenemiyoruz. Tabii ki sizlerden bilgi alıyoruz, size danışıyoruz. Ancak asıl ilacı almayı tercih ederiz her zaman. Konumuz sağlık çünkü. Evet. Peki bu ön yargıları nasıl kırarız ya da bunun dozu nasıl olmalıdır? Ne kadar güvenebiliriz yeni çıkan markalara ya da yan markalara diye? Şöyle, aslında ilaç muadilleri dediğiniz gibi eş değerleri çıkıyor. Aslında ben bu konuda birçok arkadaşımdan çok daha iyimser ve pozitif bakıyorum. Nedeni şu, özellikle Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun bu konuda çok hassas olduğunu, yani gerekli adımları hiç çekinmeden
hiç gecikmeden attıklarını düşünüyorum. Muadil ilaçlar noktasında gerçekten halkımız yani cinsiyete bağımsız olmadan, yaşa bağımsız olmadan gerçekten güvenebilirler. Yani eğitim durumuna bağımsız, eğitim durumundan bağımsız olarak gerçekten güvenebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Şu, biz bunu nasıl anlatırız? Aslında bu bizim eczacılarımızın tabiri caizse halk arasındaki tabirle boynumuzun borcu. Biz insanlara şunu anlatacağız. Eczaneye gelen hastaya hadi ben ilacı vereyim de bir an önce gitsin. Bir de şöyle bir durum var ayrıca. Muadil ilaç daha uygun. Evet. Bu da güven vermiyor. Aslında güzel bir şey. Ancak yine de nasıl güvenebiliriz böyle bir durumda? Şöyle, nasıl içimiz rahat diğer ilacı alabiliriz? Şöyle bu ilaç noktasında yani şöyle söyleyeyim. Benim Türkiye'de gördüğüm işleyen en güzel düzendir. Sağlık Bakanlığı'nın düzeni ve ilaçla alakalı. Tabii ki biraz mesleğimle alakalı olduğu için daha derinlemesine bilgi sahibiyim. Ama nasıl güveneceğiz? Şimdi şöyle, bizim ülkemizde ilaç fiyat kararnamesi diye bir durum var. Yani siz buradaki aslında fiyatın ucuz olması aslında tamamen Sağlık Bakanlığı'nın bir otorite ortaya koymasından kaynaklanan bir durum. Yani siz bir ilaç ürettiniz, örneğin bir buluş gerçekleştirdiniz ki muhtemel ki bir etken madde buluşu üretirseniz bir Nobel Kimya ya da Nobel bir Biyoloji ödülünü alırsınız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz bir ilaç ürettiğiniz zaman şunu yapamıyorsunuz ülkemizde. Ya ben bu ilacı ürettim, şu A firmasıyım, o yüzden canım sıkıldı, fiyata satarım. Ya da canım istemiyor bunu satarım, satmam diyemiyorsunuz. Muadil ilaçlar noktasında da şu, belli sürede patentleri geçmiş ilaçların, belli süre biliyorsunuz patent süresi olduğu için firmalar sadece kendileri üretiyorlar. Ama belli süre sonra bu patentler, süreler geçtikten sonra ben de diyorum ki jenerik ilaç çıkartıyorum diyorum. A firması olarak. Patent süreleri o kadar uzun mu peki? Tabii ki. Özellikle ilaçlarda böyle bir durum söz konusu. Tabii ki kesinlikle. Sende. Çünkü şöyle düşünün hocam. Şöyle bahsedeyim. Bir ilacı farmasötik molekül halinden başlayıp da farmasötik kimyada bir Ar-Ge laboratuvardan başlayıp da farmasötik teknolojiyle bir farmasötik ürün haline gelmesi demek 2.6 milyar dolar. 3 milyar dolar. Ya tabii ki ilacın çalışılan grupla alakalı İyi olarak. İyi bir yatırım. Kesinlikle. Yani bunu da o firma ne yapacak? Tabii ki bu bir ticarettir onun gözünde. Bizim gibi sağlık çalışanlarının tabii ki en öne öncelediği şey halk sağlığıdır. Ya da devletin, otoritelerin baktığı noktası halk sağlığıdır, kar amacı değildir. Ama bir firma için en nihayetinde bu bir yatırım yapılan, para kazanılması gereken iş koludur. Şimdi bu noktada da firma şunu söylüyor, ilacı üreten şirket. Ya ben bu parayı 20 yıl mesela patentliyor ürünü. Özellikle biyoteknolojik ilaçlarda bu durum çok daha fazla uzuyor. 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl gibi. Neden? Çünkü bir biyoteknolojik ilacın bunun 10 katı, 20 katı yatırımlar gerektiriyorlar. Bu da tabii ki bunu belki bir devlet bazında düşündüğümüz zaman çok cüzi rakamlar gelebilir. Bir devletin gayri safi milli hasılasına baktığınız zaman çok düşük rakamlar gelebilir ama uluslararası bir firma için de düşük rakam olabilir. Yani ilaç firması ismi vermeyeyim ama günümüzdeki yerli bir ilaç firması için bu ciddi rakamlar bunlar. Medikal sektör oldukça aktif aslında. Kesinlikle. Yeni buluşlara açık ve yatırımla ilgili de bu rakamlar bize yüksek geliyor olabilir kişisel olarak. Ancak sağlık sektöründe aslında bir hiç. Daha da iyisi olması gerekiyor ki daha sorunlu çözemediğimiz hastalıklarda da daha geçkin olabilelim, tedavi edebilelim. Kesinlikle. Aslında yatırımın yapılması gereken en iyi yer. O yüzden sponsorları, medikal firmalar ve orada çalışan kişilerin refah düzeyi biraz daha dikkatli edilir onlara, biraz daha yüksektedir diyebiliriz. Halka kıyaslarsak. Ayrıca bayanların da hoşuna gidecektir bu konu. Bakım ürünleri çok daha kaliteli. Kesinlikle. Eczanelerde satılanlar. Gerçekten gittiğinizde bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ben her eczaneye gittiğimde mutlaka şöyle bir bakıyorum ve çok daha keyifli çıkıyorum oradan. Çünkü siz kimya ile iç içe olduğunuz için, daha bilgili olduğunuz için daha iyi ürünleri getiriyorsunuz. Bizim toplu satış yapılan, bakım ürünü satış yapılan, satışının yapıldığı yerlere gitmemizdense bir eczaneden bu işlemi gerçekleştirmemiz bizler için çok daha sağlıklı olacaktır. Güzel demiyorum, sağlıklı olacaktır. Ve bu çok önemli bir detay. Aslında eczacılık mesleğinin geleceğinden bahsediyorduk. Biraz günümüze de değindik. Evet, aslında şöyle biraz da aslında bir iş kollarının genişleyip daraldığı noktalarla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Birçok tercih edecek arkadaşlarımız ya da okuyan arkadaşlarımız birçok karamsarlığa düşüyor. Ama ben şunu düşünüyorum. Her süreç doğal akışı içerisinde kendi yolunu bulacaktır. Yapay
desteklere ya da yapay yönlendirmelere ben ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. En iyi çıkarılan iş de çıktı da zaten bu şekildedir. Kesinlikle. Değil mi? Kendiliğinden olan. Kesinlikle. Özel ilişkilerde de, işimizde de, okulumuzda da. Ancak yine de biraz kendini tanıma ve iyi gözlem yapabilme ve ebeveynlerin de onları iyi gözlemleyebilmesi, kesinlikle, kişileri, çocuklarını mesleki anlamda daha iyi yönlendireceklerdir. Her zaman, kesinlikle, bunu söylüyorum. Eczacılık da çok daha önemli. Çocukluk hayalim de eczacılıktı. Ancak bana göre olmadığını büyüdüğümde anladım. Dıştan görünce çok güzel, kimya çok zor bir olgu. Herkes için değil, ancak bazı beyinlerde kimyaya yatkın, daha çok sayısalcı. O zaman devam edelim. DGS ile geçebilirler mi? Şöyle, maalesef geçilmiyor. Yani yani geçmek isteyen arkadaşlar için maalesef diyorum. Bizim tarafımızdan bakıldığında da iyi ki geçilmiyor. Şundan dolayı bizim anayasamızın getirdiği şartlar, eğitim öğretim şartları itibariyle 5 yıllık ve 6 yıllık fakültelere dikey geçiş sınavıyla bir geçiş gerçekleştirilemiyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Peki eczacılık diplomamız, Türkiye'den aldığımız diplomamız diğer farklı ülkelerde geçerli olacak mıdır? Olmayacaktır. Şundan dolayı diğer herhangi bir ülkede aldığınız diploma da Türkiye'de geçerli olmayacaktır. Sadece devlete özgü müdür diploma? Evet. Dünyanın hangi yerine giderseniz gidin, hukuk fakültesinin de, tıp fakültesinin de, eczacılık fakültesinin de lisans diplomaları bir başka hiçbir ülkede geçmez. Yani bu ülkenin ilericilik gericiliği ile alakalı bir durum değildir. Yani Amerika'daki bir diploma Macaristan'da geçmez. Lisans diplomaları hiçbir yerde eşdeğer değil. Doktorların da mı aynı şekilde? Evet, kesinlikle. Doktorların da aynı şekilde. Bir denklik veya fark, denklik sınavına girmeniz gerekiyor, dil sınavına girmeniz gerekiyor, vatandaşlık sınavlarına ya da başvurularına yapmanız gerekiyor, fark derslerini vermeniz gerekiyor. Dünya üzerinde akademik olarak diplomaların geçtiği tek diploma doktora dediğimiz, yani bilim uzmanlığı dediğimiz diplomalar geçerlidir. Yüksek lisanstan sonraki doktora, evet, kısmını da tamamladıktan sonra, evet, artık akademik olarak tüm eğitimlerimizi tamamladık. Artık doktor title'ıyla direkt diplomamızı da alarak, evet, gidebiliyoruz, evet, o zaman. Evet, kesinlikle. Süper. Evet, peki diplomamız burada geçerli sadece, yurt dışında geçerli olmayacak, bunu öğrendik. Peki eczacıların kazançları nasıldır? Eczacıların kazançları aslında öngörümüz iyidir şeklindedir. Ancak, evet, yeni ilaçları ve depoları doldurmak için ilaçlara yapılan yatırımlarla onların da zorlandığını biliyorum. Çok doğru. Tabii ki aslında ilaç serbest eczaneler için söyleyeyim, birkaç farklı iş kolu için söyleyeyim hızlıca. Serbest eczanelerimiz için bunu benden belki bir 10 yaş büyük meslek büyüğüme sorsaydınız muhtemelen öldük, bittik, yandık diye şeklinde cevaplayacaktı. Ama ben özellikle bu yeni mezun arkadaşlarımızın girişkenliği, heyecanlığı olması, hastayla ilgisi, alakası gördüğüm şekliyle, gördüğüm itibariyle aslında kazançları serbest eczanelerinde, hani belki bir rakam vermek doğru değildir ama yani tahmin ettikleri rakamların üstünde olacaktır. Bir akademisyenin maaşı zaten Türkiye'de birçok yani bölüm ve fakülteyle alakalı olarak da aynıdır. Akademisyen maaşıdır. Endüstride şöyle söyleyeyim, asgari ücretle de çalışabilirsiniz. Bilgi tecrübenize göre, çalışmadaki başarınıza göre, kabiliyetinize göre. Yani ben 5-6 rakamlı maaş alan meslek büyüklerimi de biliyorum endüstride. Yani kamu eczacısı olarak da bizlerin maaşları zaten bellidir. Devlet memurlarının maaşlarıdır. Hani belki diğer devlet memurlarıyla artı eksi 2-3 şeklinde değişip artıp azalabilir. Serbest eczaneler için de şöyle söyleyeyim, bu yine sizin kendi kabiliyetinize bağlıdır. Bu serbest eczanelerde aslında şöyle bir durum işin içine giriyor. Bu işin ticaretini ne kadar yönlendirebiliyorsunuz? Yatırımını ne kadar yapabiliyorsunuz? Eczanenizi nerede açtınız? Ben serbest eczane noktasında 10 bin lira, aylık 10 bin lira kazanan arkadaşımı da biliyorum. Aylık 300 bin lira kazanan arkadaşımı da aslında biliyorum. Aslında biraz emlakçılık gibi değil mi? Biraz ilaç ticaretini bilmek, biraz ticaret içgüdüsü barındırmak, kişide sadece eczacı olmak değil, bununla ilgili bir durum. Kesinlikle. Kazancımız da bu oranda artabilir, kesinlikle, azalabilir. Kişinin yeteneğine tabii bağlı. Ki, çok güzel. Peki eczacılıkta akreditasyon nedir? Eczacılıkta akreditasyon, şöyle bahsedeyim hocam. Biliyorsunuz biz Avrupa Birliği ile entegre olmaya çalışan bir ülkeyiz. Daha doğrusu Avrupa standartlarını, dünya standartlarını yakalamaya çalışan, her anlamda yakalamaya çalışan bir ülkeyiz. 2004'teki Bologna süreciyle birlikte dünyadaki üniversitelerle entegre olma noktasında, öncelikle kendi ülkemizde belli bir başarı skalasını yakalamak noktasında bir akreditasyon süreci başladı.
Üniversitelerdeki eczacılık fakülteleri için konuşuyorum bu arada. Üniversitelerdeki akreditasyon süreci, öğrenci başına düşen öğretim üyesi, öğrenci başına düşen sınıf sıra sayısı, öğrencilerin okulun temizliği, laboratuvarların çokluğu, malzemelerin çokluğu, işte sınıfların havadar olup olmamasından, ders imkanlarının sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmamasına kadar yüzlerce farklı kriteri içerisinde barındıran bir süreçtir akreditasyon süreci. Bazı arkadaşlarımızda şöyle bir yanılgı oluyor. Biz akredite olan bir üniversiteyiz, akredite olan bir fakülteyiz, tamam. Böyle bir şey yok. Akreditasyon her zaman bir süreçtir. Yani bir diğeri senden bir adım ileri gittiğinde sen bir adım ileri, iki adım ileri gitmen gerekiyor ki ondan bir adım ileri gitmiş olasın. Yani ben hep şöyle bir örneği veriyorum. Yani dünyanın herhangi bir ülkesindeki eczacılık fakültesi 10 adım ileri gittiğinde biz bir adım ileri gidiyorsak biz bir adım ileri gitmiş değil 9 adım ileri geri gitmiş sayılıyoruz. Akreditasyonda ilerlemek de tamamen araştırmacılıkla doğru orantılı bir kesinlikle şey. Yani, az önce sorduğum soruyla. Kesinlikle. Araştırma üniversitesinin olması, laboratuvar imkanlarının çok olması, fakültedeki mezunların akademik çalışmalara katkı sağlıyor olabilmesi, işte mezunların üniversitedeki mezunlar derneğine üye olması gibi yüzlerce farklı kriteri birbirinin içerisine balandırıyor. Bu mezunlar derneği bu kadar önemli midir? Şimdi az önce biraz ticaretten bahsettik ilaçla ilgili, özellikle serbest eczanelerle ilgili. Buradan bir çevre edinmek açısından doğru olabilir. Çok doğru. Onun dışında birlikte faaliyetlerde bulunmak, bilgi alışverişinde bulunabilmek. Çok açısından doğrudur. Yani ben şöyle düşünüyorum. Serbest eczane açmak istiyorsunuz. Bir yere atıyorum ben Konyalıyım. Konya'ya döndünüz. Şimdi şöyle bir şey var. Aldığınız akademik eğitimin hakkını vermeniz gerekiyor. Bu topluma bir şeyler vermelisiniz. Yani benim hiç okula gitmemiş bir adamdan bir farkım olması gerekiyor. Neden? Bu devletin bana yaptığı belli bir yatırım var. Özellikle devlet üniversitesinde okuyorsam. Bunu geri dönüt olarak halka vermem gerekiyor. Serbest eczaneniz var. Ben bunu meslek büyüklerimden çok duyuyorum. Sağım manav, solum emlakçı. Oturup tavla oynuyoruz. Mezunlar Derneği neden önemli? Ya da üniversiteyle ilişkiyi kesmemek. Bir, arkadaşlarınız nerede ve ne yapıyor? İki, üniversitedeki eğitim nereye gidiyor? Mesleğin günceli nereye gidiyor? Dördüncüsü de veya beşincisi de altıncısı da dediğiniz gibi bir kolektif bir şekilde hareket ederek diğer eczacı meslektaşlarınızla bilgi birikiminizi paylaşıp akademik bilgilerinizi geliştirip bu işin kazanç noktasına da yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebilirim. Peki hiç eczacılar şunu söyler mi? Neden doktor olmadım? Çok az kalmıştı. Olabilirdi. Neden bunu seçmedim? Aslında yani burada samimi olmak gerekiyor. Birçok eczacılık fakültesi öğrencisi tıp fakültesi ya da diş hekimliği fakültesi kazanamadığı için eczacılık fakültesine geliyor. Son 10 yıldır, 15 yıldır. Ondan önce eczacılık fakültesinin tercihi tıp tamamen fakültesine... Tamamen puantaj düzeyiyle ilgili bir durum o zaman diyebiliyor musunuz? Yani kesinlikle. Yani aslında bu da üzücü bir durum. Şundan dolayı üzücü bir durum. Biz aslında meslek tercih ederken çok da bilinçli tercih etmiyoruz. Yani biz Türkiye şartlarında nasıl işsiz kalmam veyahut ikinci soru şu olur... Devlete nasıl atanırım, devlet memuru nasıl olurum sorularına cevap bulabileceğimiz meslekleri daha yakinen tatbik etmeye gayreti içerisindeyiz. Bir de sektör başlı başına sağlık. Tabii ki her zaman çekici herkes için. Peki eczacılık bölümü okurken okuduğumuz fakültenin bir önemi var mıdır? Kesinlikle var. Yani bunu arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Ben hep şunu söylüyorum. Benim 7 tane fakültem var. 7 eczacılık fakültesini öneriyorum. Bunların dışında gerçekten okumasınlar. Yani bunu devlet üniversitelerini ya da işte vakıf üniversitelerine ayırdığım için söylemiyorum. Biraz daha enformasyonlu birey gibi olurlar. Kesinlikle. Bakın. Puanları yetmezse ne yapsınlar? Yani tekrar hazırlansınlar. Ben şunu çok net biliyorum. Yani özellikle mesleğe atıldıktan sonra şunu çok gördüm. Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi gibi böyle 5-6 tane, 7 tane fakültemiz var. Bu fakülteden mezun olan da periferde herhangi bir fakülteden mezun olan arasındaki aynı dili konuşmuyoruz biz. Aynı terminolojiyi konuşmuyoruz. Bir uzman hekimin karşısına geldiğimiz zaman aynı terminolojiyi konuşmuyoruz. Biz üniversitelerde bir mesleği öğreniyoruz. Mesleğe bakış açısını, felsefesini öğreniyoruz. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ancak bu biraz bireysel kişilikle de ilgili. Genelde sağlık sektöründe meslekleri olan kişilerin daha çok idealist bireyler olduğunu biliyoruz. Ta ki bunu sizde de görüyoruz. Gayet detaylı her şeyi anlatıyorsunuz. Tüm bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ancak kişi biraz karakterine bakarak, odaklanarak da meslek seçimi yapabilir. Çünkü idealist yapıda olmadığınızda tüm ilaçların anatomisini,
fiziğini, doğru, kimyasını iyi ölçüp tartamayacaksınız, biçemeyeceksiniz ve bu size tamamen tezat bir meslek olmuş olacak. Çok bunu doğru önleyebilmek adına yine ebeveynlerimize fazlaca iş düşüyor. Doğru kesinlikle mudur? Kesinlikle. Çünkü sizin en başta söylediğiniz şeyde çok haklısınız. Yani bir kaybolan 5 yıl. Ben hep şöyle söylüyorum. Belki bu 5 yıl hayatımızda 60 ila 65 yaş arasında kaybolsa çok bir şey değişmeyebilir. Ama hayatınızın en heyecanlı, enerjili olduğunuz, evet, tabiri caizse hani dünyayı parmağınızın ucunda çevirebileceğiniz enerjiyle, aksiyonla olduğunuz yaşlarda bunu kaybetmeniz çok çok daha kötü olacaktır. Nitekim eczacılık için de şunu söyleyebilirim. Yani koşmayı ilke edinmiş, yorulmayı ise lügatından çıkartmış insanların yapması gereken bir çok şeydir. Çok güzel. Yani sürekli hali hazırda kesinlikle çalışan beyinlere ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle. Çünkü konumuz sağlık. Kesinlikle. Böyle de olması gerekir. Son olarak serbest eczane devrinden de bahsedelim mi? Tabii ki. Birçok arkadaşımızın aslında eczacılık fakültesini okurkenki hayali kendi eczanesini açmak, kendi tabelasını asmaktır oraya kendi ismiyle. Ancak o temiz şıkır şıkır dükkanlar o kadar güzel gözüküyor kesinlikle ki. Kesinlikle. Tabii ki. Yani serbest eczanelerin de şöyle de bir güzel yanı var. Mesleğin en tatmin edici noktası. Çünkü bir hasta geliyor, yüzünden anlıyorsunuz. Acısını hissediyorsunuz, mutluluğunu hissediyorsunuz, duygu durumunu görüyorsunuz. Ona bir şifa olduğunuz zaman işte diyorsunuz ki evet ben buydum. Ben bunu ben başardım. Bu mutlu insan benim eserim diyebiliyorsunuz. Devir noktasında da 2013 öncesi girişli eczacılarımız zaten istedikleri yerde, istedikleri şekliyle eczanelerini açabiliyorlar. Ama 2013 sonrası girişli eczacılarımız için şunu ifade edebilirim. Eczane açabilmek için mevcut bir eczaneyi, yani şu an Türkiye'de açılan bir eczaneyi devralması gerekiyor belli bir ücret kabiliyetinde veyahut 2013 öncesi girişli bir eczacının eczane açıp daha sonra kendisine devretmesini bekleyebilir. Eczane devri de ruhsat devri diyoruz biz buna. Bu şekilde gerçekleşiyor. Türkiye'de biliyorsunuz eczanelerimiz, zincir eczanelerimiz yok. Çok şükür yok ve her zaman da karşıyız. Yani hastaneler gibi işte çok zengin olan birisi 100 tane eczane alamıyor. Devre alacak, eczane devralmak ve işletmek için Türkiye'de eczacılık fakültesi denkliği, diploma denkliği alması lazım veyahut Türkiye'deki bir eczacılık fakültesinden mezun olması gerekiyor. Serbest eczanede devri de bu şekilde. Kişisel bir sorum olacak. Alternatif tıp hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle yani belki birçok hekimimiz bu soruya daha çok muhatap oluyor. Ama şunu söylemek bana çok kolaycılığa kaçmak gibi oluyor. Tıpın alternatifi ya da dezavantajlısı ya da şöylesi böylesi olmaz diye düşünülüyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Özellikle ilaç araştırma geliştirmeleri noktasında Anadolu tıbbını gören o bizim eski ocak dediğimiz ya da koca karı dediğimiz teyzelerin yaptığı el yapma ilaçları görüp de ki biz onlara şu an majistral ilaç diyoruz. Daha sonra kimyasal ilaca geçen süreci de gördüğüm için söylüyorum. Alternatif tip için mesela örneğin aromaterapi için, fitoterapi için, homeopati için gerçekten bunlar üzerinde düşünülüp, araştırılıp, çalışmalar yapıp daha sonra kabul ya da red edilmesi gereken bir nokta. Bunu şunun için söylüyorum. Bunu da yapabilecek, yani bu konuda tabiri caizse fetva verebilecek meslek grupları hekimlerdir, eczacılardır, diş hekimleridir. Bunu niye söylüyorum? Özellikle güzellik uzmanlığı tırnak içerisinde adı altında. Yani her bitki sağlıklı ya da her bitki yararlı değildir. Dozu çok önemlidir. Yani her şeyde olduğu gibi. Yani bir suyu sizi yani susuzluğunuzu giderebileceği gibi boğup öldürebilir. Şimdi algıladığım şu, hali hazırda kişilerin tıpla ilgilenmesinden, bu konuya eğilimlerinin olmasından mutluyuz hali hazırda. Tabii ki. Ancak bununla ilgili öneriler ve bilgiler verme konusunda kişilerin biraz daha sınırlarını, kendi sınırlarının kendilerini görmesini ve dikkatli olmalarını öneriyoruz. Doğru mudur? Kesinlikle. Yani özellikle bu cilt bakım ürünlerinde karşılaştığımız noktalarıyla hani biz yüzlerce vaka görüyoruz. Yani ben özellikle serbest eczanede çalışırken, ben kamu eczacısından önce serbest eczanede çalışıyordum. Ben dedim ki elinize ne döküldü, ne yandı dedim. Öyle cildi yanmış ki gelen hastanın. Dedi ki yok dedi yanlış dedi bitki şeyi sürdüm ya da bir dermokozmetik ürünü sürdüm şeklinde söyledi. Bu alternatif tıp noktasında yararları olduğunu görüyorum. Homeopati noktasında, aromaterapi noktasında, uçucu yağlar noktasında yararları olduğunu görüyorum. Birçok bana göre bilinçli hal ve hareket içerisinde olan eczacılarımızın ve hekimlerimizin makul ve mantıklı işler yaptığını görüyorum, kabul ediyorum. Ama dediğim gibi bunlar aslında çok da halk arasında konuşulması gereken şeyler değil. Meslek uzmanlarının kendi aralarında bir mutabakata varıp, bir ortak fikre varıp daha sonra halkın karşısına çıkması gerekiyor. Bunu maddelendirmesi değil mi? Kesinlikle. Tanımak aslında.
kamusal olarak da kesinlikle sonrasında konuşmamız gerekecek. Kesinlikle. Aksi halde biraz zor yani bir halka, süreç. Yani halka sağlığına hizmet etmekten çok zarar vermeye başlarız o noktada. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Üniversiteli gençlerimize en son aktarmak istedikleriniz var mıdır? Tavsiyeleriniz var mıdır? Tüm programımız tavsiyelerle geçti. Müthişti. Ben çok keyif aldım. Ayrıca söylemek istedikleriniz var mıdır? Ya ben kısa olarak şunu söyleyeyim. Beni davet etme nezaketi gösterdiğiniz için, buradaki konukseverliğiniz için, güler yüzünüz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Üniversite TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Ben arkadaşlarla hemen hemen aynı kuşakta olan birisiyim. Birçok girişimi denedim. Yani eczacılıkla alakalı birçok girişimi denedim. Bilen ya da bilmeyen, uzmanı ya da uzman olmayan herkes bana bir girişimin nasıl başarısız olacağını anlatıyor bu ülkede. Bir şeyleri yaparken elbette akıl alsınlar, öğüt alsınlar ama hayallerinden kesinlikle vazgeçmesinler. Koşacağız, 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 koşacağız. Bu işin yorulmadan, emek vermeden, uykusuz kalmadan, mücadele etmeden, deneyip başarısız olmadan başka bir yol olmayacak. Başarının zaten yolu da budur değil mi? Kesinlikle. Vazgeçmemek, istikrarlı kesinlikle olmak. Kesinlikle. Ancak sizin de mesleğinizi ne kadar severek icra ettiğinizi anlıyoruz buradan. Ayrıca hissiyat olarak da, duygu olarak da çok iyi anlıyorum. Çünkü gerçekten güzel bir anlatımınız var ve gayet detaylı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Belki ilerleyen programlarda tekrardan sizleri aramızda görmek isteriz. Evet. Konuşulacak da birçok konu var sanıyorum. Doğru mudur? Kesinlikle. Çok keyifliydi. Sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bir mesleki gündem programı ile birlikte karşınızdaydık. Bu kez eczacılıktan bahsettik. Bizlere katıldığınız için teşekkür ederiz. Gün içinde yayın akışımız devam ediyor olacak. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.